Tamam. Kalamasını istiyoruz. Bir şey istemiyoruz devletten. Yani 8 sene oldu kim? Olayı 8 sene oldu abi. 8 senenin önce biz Aydın'daydık. Gene bu oğlan benim eşimi vurdu. Hem kıza vurdu, hem eşimi vurdu, hem bana vurdu. Biz buradan yükledik gittik. Gittik, boşatma kızı oldu. İşte bunu Ture yaptılar. Ya kızı öldüreceksin ya da biz seni öldürürük. Raşad Aslan, Salih'in oğlu, benim eşimi öldürdü. Ondan sonra gene tehdit, tehdit olmadı. Raşad Aslan şimdi benim kızların başına bir şey gelse de kim öldürse bir Raşad Aslan var, bir Yılmaz Aslan var. Şimdi de Gaziantep'ten benim oğlanı tehdit ediyorlar, 50 milyar para veriyorlar. Dilekçeyi geri çek diye Salih vurdu, Raşad vurmadı. Ama ben buna adaletli sesleniyorum. Hiç kimseye seslenmiyorum. Tek Erdoğan duysun, tek ben bunu adaletten istiyorum, tek Raşad Aslan yakalansın. Şimdi Raşad Aslan aslında eşinizi vuran kişi, doğru mu? Doğru. Hı-hı. Salih Aslan kendini üstüne aldı. Salih Aslan Kelaş'ın cezasını çekti 5 sene. Hı-hı. Ben bunu Raşad Aslan'ın tek devletten tek bunu istiyorum. Raşad Aslan yargılandı. Evet. Suçlu olduğu için. Suçlu çıktı. Devlete kurban olayım. Devlet her yeri araştırdı. Kuyu araştırdı. Bir baktı ki Raşad Aslan vurmuş. Şimdi müebbet de yargılanıyor. Evet müebbet, o da ağır müebbet. Sizi tehdit mi ediyor peki? Evet, o da Yılmaz Aslan bizi tehdit ediyor. Ya senin oğlan gitsin dilekçeyi çeksin ya da biz sizi kızları kampa götürürük. Kamp derken? Kuvani. Ha, şimdi İzmir'de mi yaşıyor bu kişi? İzmir'de yaşıyor, şimdi Gaziantep'e gitmiş. Ha, bunu Üveş Aslan kaçırsa da Üveş Aslan bunu kaçırıyor. Gelin.